İki Hafta Bir Gün Podcast'ine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde çok özel bir konuğum var. Medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol iki hafta bir güne ABD'den Los Angeles'tan katılıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Burak? Merhabalar. Çok teşekkürler. Sizi sormalı. Yoğun ve sıcak bir Los Angeles'tan e, bu kaydı yapmak heyecanlı. <laughs> e, biraz da güzel haberler dünyanın birçok yerinde olduğu gibi aşılanma ve arkasından gelen pozitif haberler. Buraya bir yazı daha pozitif getirir diyebilirim. Geçen, geçen yıl bugüne göre... Diyebilirim. <laughs> ben de aşılanmanın hızlandığı ve e, hayli serin bir Haziran akşamından sesleniyorum. Böyle ilginç bir tezat oldu. Şimdi çok kısa bir giriş yapacağım. İki hafta bir günün ilk bir yılı konuklarımla hep ne okudukları ve ne izledikleri üzerine konuştuğum bir şekilde gitmişti ve bir yıldır hiç bu formatı tekrar yapmadım. Arada hep konuklarımla sevdiği yönetmenler veya yazarlar üzerinde konuştum. Tekrardan bu formata dönüyorum. O da benim açımdan heyecanlı ee, şimdi dinleyenler arasında hatırlayanlar olacaktır ya da görmüş olanlar da olabilir gezmiş olanlar zaten vardır eminim ki o Plevneli Galeri'de yani e, Dolapdere'deki e, uzun kuyrukların sebebi olan kişi medya sanatçısı ve e, yönetmen olan Refik Anadolu'la yapıyoruz makine hatıraları uzay onu da soracağım başlamadan çünkü ben de onunla ilgili bir tweet atmıştım yani çok yorucu bir gündem var. Türkiye zaten bambaşka bir şekilde yaşıyor her şeyi ama dünyada da ve o günlerin en bunaltıcı olduğu anlarda biz e, Türkiye'de de bir, bir süreliğine de olsa sanat konuşma fırsatı bulduk. Bu da sizin sayenizde oldu ve beklenmedik şekilde alışkın değiliz insanların bu kadar uzun e, sıralar bekleyip e, sanat takip etmesine öncelikle o görüntüleri siz nasıl gördünüz? Sizin gözünüzden Nasıl bir mutluluk verdi diye başlayayım. Çok teşekkür ediyorum tekrar ee, bu keyifli ve anlamlı e, podcast serisinde beraber olmak için e, olduğumuz için. E, aslında şöyle anlatayım. E, hakikaten psikolojik olarak zor bir dönem insanlık geçiriyor. Hala da geçiriyoruz bu arada. Ne kadar güzel haberler gelse de. E, ama özellikle pandemi gibi hani dil, din, ırk tanımayan insanın yani yaşayan bir insanın başına gelebilecek Kolektif hafızamızı Kolektif travmamızı oluşturan bir deneyimden geçmek başlı başına bir e, zorluk Tabii bunun çevresinde olan bazen psikolojik bazen men, mental bir zihinsel herhangi bir problemin dışında finansal zorluklar imkanlar derken hani bir boğulma döneminde, Hakikaten sanat en azından kendi adıma söyleyebilirim bir çıkış noktasıydı. Bu müzik olabilir, sinema olabilir, kitap olabilir, felsefi bir, belki tartışma, konuşma. Dolayısıyla ilhamın kendisi belki zor dönemlerde bir sanattan gelebildiğine e, inanıyorum. Sanatın bu anlamda iyileştirici olduğunu da hep hani konuşuruz, söyleriz ama bu sakın bu art terapi klişesi gibi algılanmasın. Gerçekten sanatın ruha ve zihne dokunduğu e, kombinasyonlardaki ki bence sanatının başarılı olduğu anlardan birini hayal eden bir dönemde bu sergi mü müthiş bir heyecan oldu. Özellikle ekibim herkesin başına geldiği gibi online'a döndüğü bir dönemde acaba ekip olarak ki böyle bir teklif de Premier Galeriden geldikten sonra hani sergi muhakkak yapalım hani bırakmayalım peşini. Bu arada bu sergiyi tasarlayalı bayağı oldu tabii ki. Ama pandemiden dolayı bunun ortaya çıkması o kadar kolay olmadı herkesin tahmin edebileceği gibi. Ama hiç beklemediğim, bu arada işlerimde kamusal alanda sanat yapan, sanatın her yaşa, herkese göre olmasını hayal eden biri olarak bu sergiyi asla ticari kaygılarla değil, tamamen mental, ruhani ve en duygusal şekilde İstanbul'a nefes aldırabilme ihtimaliyle çıkan bir yolculuk olduğu için buna gelen destek, özellikle e, İBB'nin, Ekrem Emoğlu'nun ve bütün ekibinin bu hiç yani pozitif anlamda verdiği destek sergimizi ücretsiz yaptı, İstanbul'a getirtti ve kompleks teknolojik altyapısını kusursuzca kurmamıza da sebep oldu. Bu yani bir kendi adıma muazzam bir enerji ve deneyim ve pozitiflik getirdi. Ve tabi sıraları gördüğümüz zaman, gelen yüzlerce, binlerce mesajı gördüğümüz zaman insanların o pozitif reaksiyonunu evden çıkabilmeyi kontrollü ve güvenli bir şekilde, sağlıkla evden çıkabilmeyi görmek, okumak Genç arkadaşlara yapay zeka eğitimini verebilmek, 4000 kişi ücretsiz yapay zeka ekibini vermek, Global AI HB gibi. Bunlar bir araya gelince böyle muazzam bir enerji oldu diyebilirim yani. Ne mutlu. Şuradan devam edelim istiyorum. Ee, bu salgın döneminde, bu kadar zorlukların yaşandığı dönemde e, kitaplar, filmler ve dizilerden siz nasıl beslendiniz? Son derece herkes gibi eve kapanmak zorunda kalan bir insanın başına gelen entelektüel deneyimlerini artırmak adına Dürüst olmak istiyorum, hayat çok yoğunken, yani pandemi öncesinde belki kariyerimden dolayı, belki dünyadaki yaptıklarımıza olan beklentilerin artmasından dolayı muazzam bir trafik vardı. Yani inanın her iki haftada bir deniz aşırı bir uçuş, bir sunum, bir ders, yani bu akademik formatta ya da büyük formatlı sunumlar olduğu için hep bir hareket halinde olmak enteresandı. Ne yalan söyleyeyim orada da gerçekten bir kitapla ilişki kurmak, araştırma ile ilişki kurmak hep daha kısaydı. Ama pandeminin getirmiş olduğu bu duranlık, fiziksel duranlık, zihinsel değil de o onun getirdiği bir açılım oldu diyebilirim kendi adıma. İzleyemediğim filmler, okuyamadığım kitaplar, bakamadığım araştırmalar. Ben burada şunu denemek istedim. Acaba bana ilham olan şeylere bir kere daha bakabilir miyim diye düşündüm. Çünkü e, yeni bir şey koymaktansa acaba geçmişte çalışmalarımı bu yana ilham veren insanların başka işlerine bakabilir miyim? Dinlemediğim müzikleri, bu arada Los Angeles Philharmonic Orkestrası ile bir iş yaptığımız için 3 sene önce bütün yüzyıllık yıllık arşivi elimizde olduğu için o arşive girme şansı oldum. Yani biraz daha belki direkt kitap ya da direkt müzik gibi değil de arşivlere zihin arşivine ve işte arşivlere yönelmeyi tercih ettim açıkçası. Peki. E, kitaplarla başlayalım. Son dönemde okuduğunuz ve en çok etkilendiğiniz kitaplar neler? bize neler anlatırsınız? Bu kitap konusunda sanıyorum hiç beklemediğim bir iki, iki nokta oldu. Birincisi kahramanlarıma yöneldiğim döneme kendimi ittim bilinçli olarak. Her ne kadar ilham veren bizlere kahramanlarımız hayatta var olsalar da bazen okuduğumuz bir kitap, izlediğimiz bir film geçmiş yıllarda kazandığımız hayattaki deneyimlerle farklı okunabiliyor. Bu dönemde biraz ona odaklandım. İki şey e, çok ilgimi çekti. E, bunlardan bir tanesi hem de İstanbul'daki sergimize ilham olan, e, hem de yaklaşık 2011 yılında ilk versiyonunu okudum, Expanded Cinema isimli Gene Youngblood'ın çok acı bir haberle geçtiğimiz aylarda kendisini kaybettik. Fakat 1970 yılında yazdığı bir kitap var. Bu kitap belki sanatsever kişiler için, dinleyiciler için, mimarlar için, çok sinema severler için bence muazzam bir kaynak. Ben bu kitabı öğrenciyken okuduğumda, ilham aldığımda, geleceğin sinemasını ve inanın 70'lerde bunu yazan bir insanı düşünün yani ilk versiyonunu, inanılmaz bir öngörüyle yazılan bir kitap. Yani bugün şu an, kendini çok yeni bir şey yapmış yapmışsan kişilere bakıp onları bu kitabı okumadığını bilerek böyle bazen arada sohbet ediyorum. O çok değişik bir yeni bir bakma ve görme biçimi yarattı. Şöyle de bir şansım oldu. Hem inham aldığım mentorum ve şu anda iş arkadaşım Casey riyas isimli bir akademisyen kendisi Processing isimli bir yazılımı icat eden MIT'de MIT döneminde ee, bu arada bu processing denen program JavaScript koduyla yazılan ve e, birçok yaratıcı kodlamanın da önünü açan e, çok dahiyane bir e, bence yaklaşımdı sanata ve tasarıma. Kendisinden aldığım eğitim sırasında da bana hep Jin Young Blood'la muhakkak tanışmalısın derken e, onları bir podcast'ini de dinledim. 3 saatlik çok keyifli bir podcast yaplar. Eee Berry True, Case Rias ve Jin Young Blood dinlemek isterseniz Gray Area isimli bir e, enstitü var San Francisco'da. E, kar amacı gütmeyen sanat ve tasarım odaklı e, etkinlik merkezi. Ve onların podcastleri içinde bunları bu tekrar dinleyince pandemide bir daha o kitabı geri döndüm ve baştan sonra o kitabın da açtığı başka kaynaklara dönmeye karar verdim. Mesela orada Le Corbusier ve Zanakis'in beraber yaptıkları Poem Elektronik isimli Dünyada ilk defa mimari ölçekte sanatın görsel, işitsel formda bir araya geldiği 1958 yılındaki Philips Pavilyonu projesinin kaynağına indim. Yani biraz daha orada UCLA'yı açıldım, arşivlerini açıldım. Orada bir yayınları varmış. E, o galiba bu dünya pavilyonların tasarlandığı dönemde her bir e, pavilyon kendi yayını tasarlarmış ve hani o sanatçının, mimarın başından geçenleri Açıkçası son iki haftadan belki biraz daha uzun bu arşivlerle boğuşuyorum. Yani bu mekanlara medya mimarisini entegre eden kişilerin yolculuklarını öğrenmeye çalışıyorum ki... ...acaba bizim yaptığımız ne kadar yeni, ne kadar farklı? Ya da e, bir diğer alanda ise e, başka bir sanırım e, kahramanlarından biri diyebileceğim James Turrell e kendisi light and space yani ışık ve mekan akımının öncülerinden. Dan Flavin'le, Robert Irwin'le ve daha birçok sanatçıyla yine Santa Monica, Kaliforniya'da var olmuş, üretmiş 70'lerin, 80'lerin dahileri diyebileceğimiz kişiler. Onların onun da hayatında şu an çok yeni bir kitabı daha çıktı yani çok yeni belki LACMA'daki sergisinin kitabı diyebiliriz ama yeniden basıldı ve e, yine burada LACMA'da müzeye gidip alma şansım oldu. Bu iki kitapla son dönemde boğuşuyorum. Çünkü bazen şöyle bir yanılsamaya girebiliyoruz. Her ne kadar teknolojiyi sevsek de, yeni kısımlarını anlayabilsek de bazı dahiler, bazı insanlar bu fikirlere daha önceden sahip olup üretememiş olma ihtimalleri oluyor. Ben de acaba bu devlerin izinden gidip ayak izlerine tekrar baktığımız zaman yine saygıyla ve tabii ki hürmetle tekrardan yeniden bir şey söyleyebilir miyiz Araştırdım araştırdığım bir döneme girdim. Ya hayli verimli geçmiş belli ki. Ee, şimdi çok merak ettiğim bir soru. Refika Anadolu son dönemde neler izliyor? Açıkçası eşimle beraber tabii yine başka bir pandemi problemi galiba. Pandemi, çok hareket halinde olunca beraber bir şey izlememiz çok azal. Bu arada ben sinema benim için başlı başına bir ilham kaynağı. Gerçekliği kullanarak gerçek olmayan ama gerçek gibi hissettiren muazzam bir sanat formu kahramanlarım arasında tabii ki bütün yani bu bilim kurgu sinemasını belki de e, hayat yani bilim kurgu sinemasının şekillenmesini sağlayan kişilere olan hayranlığımın dışında yani William Gibson, Philip G. ve onlara ilham veren Scott Spielberg ve daha birçok hatta bu ara Alejandro Inhariton'un filmlerine özellikle ayrıca bir e, ilgiyle yaklaştığım dönemde ama şuna da çok dikkat ettim e, aslında Netflix ya da benzer e, platformlarda olmayan da şeylere bakmaya başladım. Yani streaming platformlarının bu hazıra konma kültürü bir yandan güzel. Hani onlar kürasyonunu yapıyor biz bir menüye girip bakıyoruz ama acaba başka var nerken? Alex Greenland'in Devs isimli bir serisi başladı. Hulu'da. Ee, şöyle bir üçüncü kere izlemek zorunda kaldım onu da anlatacağım. Quantum hafızaları diye bir iş yapma şansı buldum. Ee, bu projenin de arkasında Google'ın AI Quantum ekibinin, burada Santa Barbara'da Kuantum bilgisayarlarla, bilişimle bir deneme yapıyorlar ve ondan ilham aldım. Oradaki çok kabaca devizde geçen konuda e, ünlü teorisyen, Caltech'li bir profesör e, Hugh Everett'in e, 60'lardaki many worlds interpretation yani çoklu dünyalar teorisini takıldım kaldım. Önce teoriyi okudum ve teorinin çevresindeki haberlere, yargılamalara, inkarlara ve kabullere baktım. Çünkü çok keyifli bir dönem geçirmiş <laughs> burada Caltech'teki bazı hocalarımız. Ama Davis denen bu hikaye, Alice Grimland'in yazdığı ve yönettiği hikaye inanılmaz etkileyiciydi. Yani çok spoiler vermeden söylemek adına yakın gelecekte kuantum fiziğinin çözülebildiği bir gerçeklikte Farklı katmanlardaki zaman ve mekan bükülmelerinden bir hikaye yaratmış diyelim. Bu muazzam bir e, ilgi kaynağına döndü. Yani ben kolay kolay e, kendimi bu kadar ilham aldığım bir seri görmedim. Bir de e, sanıyorum bu ne kadar e, şu an belki bu çok daha yeni e, izlediğimiz birçok şeye göre ama... E, ...Sweet Tooth isimli bir Netflix sayısına çok yeni başlayan çok keyifli bir hikayeden inanılmaz etkilendim. Jim Mickle'ın sanırım bu post-apokaliptik dünyayı hayal ettiği ama içinde tam olarak insanlığı barındırdığı, pozitif yani bir şekilde insan olmayı hatırlatan duygusal bağlamda ama pandemi gerçekliğine geçen yakın gelecek uyarlaması inanılmaz bir etki yarattı. 8 bölümlük bir e, bu arada son 5 günde çok hızlı bitirdim ama yani en azından işten güçten zaman kaldığı sürede çok tavsiye ediyorum. E, oyuncularından, hikaye ba, ya hikaye strüktüründen, e, işte kullanılan grafiklerden ve her alanda çok etkiledi gerçekten. E, i̇z izleyen izlemek isteyenler için bence çok keyif alınabilecek bir formda böyle bir yapı beklemiyordum dürüst olayım. E, bu da çok etkilendiğim bir noktaydı. Bu arada Expanded Sinema'ya geri gelmek istersek notlarıma bakıyorum şimdi. Yani 1970 1970'lerde videoyu sanat formu olarak tanımlayan en önemli medya sanatları kitaplarından biri diye geçer. Yani bunu pek e, her yerde paylaşamamışım anladığım kadarıyla. Daha önceki sorular çok bu yönde gelmediği için bunun da çok kıymetli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. E, ve burada bir konu başlığı var sinestezik sinema diye bir başlık var. Benim bu sınırım 5 yıldır yapay zeka ile boğuştuğum dönemde ilgimi çok arttıran yani sinemanın da sadece iki boyutlu ya da son dönemlerde üç boyutlu ya da AR, VR, XR artık hangi platforma e, inanıyorsanız dın da dışında insanın duygularıyla ve e, duyularıyla da bir hikaye anlatabileceğini öngördüğü yıllar, 70'ler benim için çok kıymetli bir kitap. Onu hatırlamak istedim. Çok iyi oldu. Şimdi hiç kesmek istemedim. Çünkü çok güzel anlatıyordunuz. Ama orada benim çekip aldığım bir şey var. Oraya döneceğim. İnalitü'ye dönmek istiyorum. Ben de geçenlerde evet. Babeli tekrardan izledim. Oo. Çok önemli bir yönetmen. Orayı biraz açalım Kesinlikle. istiyorum. Tekrardan dönüp Inaritüya bakınca bu, bu tekrar izleyişlerde neler ortaya çıktı diye sormak istiyorum. Açıkçası Şimdi şöyle bir ön yargılı bir ilişkim var diyebilirim İnharete Sineması'na karşı. Çünkü 2018 yılında, e, Eylül ayında e, burada Los Angeles'ta bir proje yapma şansım oldu. Walt Disney Konser Salonu'nun, Franklin'in yapısına e, 42 42 tane projeksiyonla yapının e, hayal görmesini tavir eden bir enstelasyon yapma şansı elde ettim. Burada da çok kabaca hani yakın gelecekte binalar rüya görebilir mi, hatırlayabilir mi spekülasyonunu yaklaşık 2012'de başlayan bu spekülasyonu bir e, sonuca vardırmaya çalıştık. Orada o gece gala akşamı diyelim hani açılış akşamında bu arada bu tabii ki bir herkese açık ücretsiz bir etkinlik. Hani e, onu da hatırlatmak Kamu salonunda bir sanat ve yapay zeka enstelasyonu. Kendisi oraya gelmiş, duymuş projeyi, okumuş e, ve çok etkilenmiş. Gustavo Dudamel de şu anda LA Orkestrası'nın e, aynı zamanda şefi ve yöneticisi. Demiş ki yani yakında arkadaşlarmış ya bu film ben tüm sürecini gördüm. Destek oldum. Hani ses müzik seçiminden e, kurgusuna kadar hani fikirlerimi paylaştım. Muhakkak görmelisin demiş. Ve e, tabii çok heyecanlandım. Hani kahramanlardan birinin bir şey izlemesinin verdiği heyecan. Frank Franky de orada ayrı bir heyecan, Spielberg orada ayrı bir heyecan. Böyle iyice bir şeye dönüştü yani. Hani iyice kırmızı suratlı böyle kalp atışları sonsuz moda geçme durumu oldu. Yani bizim için Ama... empati yapması kolay olmayan bir durum olduğunu söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok çok hayat. Yani hayatın böyle dönüm noktalarında hiç beklenmeyen e, anlardan biriydi. Sürpriz diyebilirim. Plansızdı çünkü yani bu ortam ve bir anda. İş bitiyor ve yanıma geliyor çünkü normalde hani hiç beklemiyorum yani öyle bir interaksiyon ve diyor ki işte merhabalar tanışma çok memnun oldum ama ben bu gece bir şey fark ettim ve bunu haykırmak istiyorum dedi böyle çok yüksek sesle eyvah dedi kötü bir şey mi yaptım büyük eleştiri mi geliyor? Böyle hani şey yani high five ve çak yapıp böyle ilk defa hayatımda bir bilim kurguya dokunabileceğimi hissettim aşağı indim ve binaya dokundum dedi. ...ve eşiyle ve çocuğuyla beraber de bir tane... ...böyle bir selfie, bir fotoğraf çekmiş. Ee, çünkü o kadar böyle... Işte ...yüzünde o part, şey veri... ...partiküllerin olduğu bir an çekmiş. Şimdi bu inanılmaz bir andı. Bütün o sinemasında bakış açımı değiştirdi. Ee, biraz Birdman'dan konuştuk hatta orada. Ee, biraz işte... ...Beautiful'dan konuştuk. Ee, yani iş, işi başlı başına benim için... ...yani Ameros Peros'tan beri sanırım... ...yani zaten başlı başına... E, ...büyük bir ilham kaynağı ama... Ee, özellikle bu son dönemde The Revenant'la beraber zaten hani e, DiCaprio ile yapmış olduğu bence muazzam bir artık zihin kombinasyonu mu diyelim bambaşka yönler açtı ama ama bütün filmleri benim için hani şeydi yani 21 Gram'da işte Babil'de e, Ameros kurgusundan mesela yani Babil'in kurgusunu hala yani dahice buluyorum. Bu arada kurgudan bahsetmişken şey de çok ilgimi çekiyor. Walter Murch'un in the in the blink of an idea bir kitabı vardır. O kitapta da aslında kurgunun bir sanat olarak e, değerini önemini anlatır. E, kendisi de Walter Murch'u çok seven biriymiş. Dolayısıyla e, hemen hemen matematiksel yaklaşımı kurguya biraz da onun kitabından da geliyormuş. Onu da öğrenmek çok enteresandı. Walter Merch In the blink of an Eye kitabını herkese tavsiye ederim. Eğer e, lineer ya da non-lineer kurgu alanında fikir sahibi olmak isterseniz. Refika'nın çok güzel bir anıydı bu. Ee, özellikle böyle gözlerimi açı açı dinledim. Çok teşekkür ediyorum. Hem bu zamanı iki hafta bir gün ayırdığınız için, e, sizinle tanıştığım için ama öte yandan da e, size daha önce sorulmamış soruları da sorduğum için çok memnunum. Özellikle ben teşekkür ederim. Böyle bir e, dizi e, verilim bilgi olması, e, özellikle sorduğunuz sorularda yapan bu kaynaklarla bizi biz yapması bunu hatırlamak çok kıymetliydi. Ben teşekkür ederim değerli sorular ve evet. fikirler için.